kainatı yoktan var eden, semaları yıldızlarla süsleyen, kurda kuşa rızkını veren, ağılda oğlak kuzulasa çayırda ot bitiren, bize iman bahşeden, mümin kılan Allah'a hamdolsun. Alemlere rahmet, Resulüs Sakaleyn, Seyyidül Mürselin, Rahmetellil Alemin, Muhammed Mustafa'ya salat olsun. Siz değerli kardeşlerime, ümmeti Muhammed'e, insanlarımıza selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, her türlü nimeti üzerinize olsun. Cumanız hayırlı mübarek olsun. Sabahınız hayırlı olsun. Efendim, bugün de Muhabbet Saati'nde karşınızdayız. Show TV ekranlarında kısa bir aramız olacak. Az sonra birbirinden güzel konularla sizlerle birlikteyiz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Tekrar hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar diliyorum efendim. Günümüz bereketli olsun. Ömrümüz uzun olsun. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. Birlik, beraberlik versin. Evladımızla, eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla güzel bir hayat bahşetsin. Kem gözden, hasetten, nazardan, fesattan, kıskananlardan bizi muhafaza eylesin. Tabii herkesin bir dileği var. Her sabah da uyandığımızda o dileklerimizin, muradımızın olmasını istiyoruz. Güne başlarken şöyle dua ediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ım bu günümün başını, ortasını, sonunu hayırlı eyle. Bu günümün başını felah eyle, ortasını necah eyle, sonunu hayır eyle, kurtuluş eyle diye duaları var. Rabbim bizim de günümüzün başını felah, kurtuluş, ortasını necat, sonunu hayır eylesin, muradımızı ihsan eylesin. Güne girdiğimiz zaman o gün bizim için bize sunulmuş bir pakettir, bir zarftır. Ey insanoğlu, bu sabaha da çıktın, bu sabaha da erdin. Çünkü akşam yatarken ne diye yatıyoruz? Bismikallahümme emutu ve ahya. Allah'ım senin adınla ölüyorum, senin adınla dirileceğim. Sabah kalkınca da elhamdülillahillezi ahyana ba'dema ematena ve ileyhin nuşur. Öldükten sonra bizi tekrar dirilten Allah'a hamdolsun diye uyanıyoruz ve bu duayı yapıyoruz. Öldük. Neden öldük? Uykudaydık. Yarı ölümdü ve kalktık. Yeni bir paket sunuldu bize. Bugün de sabaha erdin ey insanoğlu. İşte o zaman da biz tekrar dua ediyoruz. Ya Rabbi başını da hayır eyle, ortasını da hayır eyle, bereketli eyle, sonunu kurtuluş, felah eyle, hayır eyle diye. Rabbim gönlünüzün muradını bugün cuma saatlerinde, mübarek duaların kabul olduğu saatte hepimize ihsan eylesin inşallah. Efendim, evdeki huzur, yuvardaki huzur, mutluluk başka yerde bulunmaz. Başka yerin huzuru, mutluluğu geçicidir, evdeki kalıcıdır. Evdeki şiddetin, evdeki felaketin, evdeki belanın acısı başka yerdeki gibi olmaz. O asla unutulmaz. O deler geçer. O insana mahveder, dokunur. Onun için bugün, bu hafta inşallah yuvanın huzuruyla ilgili eşler arasındaki vazifelere dikkat çekeceğiz. Geçen hafta nasihatler yapmıştık geline, damada, kayınvalideleri hatırlarsanız. Şimdi de görevlerimizi konuşacağız. Eşler nasıl davranmalı birbirine? Karı koca evlendiği zaman nasıl davranmalı? Aslında bunun cevabı evlenmeden önce başlıyor. Evlenmeden önce kafada başlıyor. Nasıl bir yuva kuracağım? Nasıl bir eş arıyorum? Nasıl bir evlilik yapacağım? Hayat benim için nedir? Dünya nedir? Ahiret nedir? Dünyada ye, iç, eğlen mi benim felsefem, yoksa iyi bir insan ol, güzel bir insan, ailene, çoluk çocuğuna, akrabana faydalı ol. İşte bu kafada bitiyor. Onun için damat ararken, damat adayı ararken cüzdanından önce gönlüne bakacağız. Kalbine bakacağız, kafasına bakacağız, düşüncesine bakacağız. Ama bizim insanlarımız en çok ne diye sorar? Oğlan ne iş yapıyor? Oğlan ne iş yapıyor derken aslında tek derdi var orada çoğunluğumuzun maalesef. Kaç lira kazanıyor? Değil mi? Kaç lira kazanıyor? Yoksa hayırlı bir iş mi yapıyor? Gerçekten çok güzel bir meslek sahibi mi? Bunlar sonra geliyor. Esas bundan önce acaba maaşı ne kadar? Kız için de ilk sorulan nedir? Kız güzel mi? Güzelse tamam. Diğer şartlar sonra geliyor. Şimdi ben de diyorum ki mutluluk cüzdanla 100 güzelliği arasında değildir. Yüzü güzel olur, huyu çirkin olur. Sana yapmadığını, etmediğini bırakmaz. Parası çok olur ama eve gelir canavar olur. Burnundan fitil fitil getirir. O zaman evlenmeden önce aday ararken huyları nasıl, soyu nasıl? İki şart söylüyorum ben size. Huyuna bakacaksınız, suyuna bakacaksınız diyorum. Huyu ahlakı, suyu da soyu. Çünkü oğlan babası gibi olacak, kız anası gibi olacak. Huyları da güzelse o evde mutluluk olacak. Huyu güzelse korkma. Parası olmasa da o kazanır. Evine getirir, dışarıda harcamaz. Sağa sola savurmaz. Hanım iktisatlıysa, huyu güzelse kıskanmaz, haset etmez, bencillik yapmaz, tembellik yapmaz. Evine düşkün olur. İktisat eder, israf etmez, müsrif olmaz. Kadın her şeyiyle itaat etmek zorunda mıdır kocasına? Şimdi erkeklerin en çok kullandığı, biraz da dini kullanıyoruz burada. Sen kadınsın, ben ne dersem onu yapacaksın. Ama sen her şeyi düzgün yapmayabilirsin, yanılabilirsin, yanlışın olabilir. Yok, ne dersem olmaz. Birinci kaidemiz şu. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetillah. Allah'a isyan varsa kula itaat orada olmaz. Diyor ki sana getir benim içki soframı kur bakın. Yok ya ben evimizin parasını harcıyorum, çoluk çocuğa sarhoş geliyorsun, yapma buna hakkın yok diyecek kadın. Yok sen benim kadınımsın, istediğimi yaparsın, soframı da kuracaksın. Hayır. Senin bırak içki sofranı, normal sofranı kurmak zorunda değil. Değil, mecbur değil. Ama görev taksimi yapmışız. Ben dışarıda para kazanacağım, çoluk çocuğum sizi muhtaç etmeyeceğim. Sen de evdeki işleri hizmet tutacak ki imkanımız yok. Bana yardımcı olacaksın diye evlilik akdinde, nikahta bu zımnen biliniyor. Buna söz vermiş oluyoruz. Ondan dolayı yapıyoruz. Yani imkanı olan bir erkeğin hizmetçi tutabilir, parası çok, kadına gel şu soframı kur deme hakkı bile yoktur. Bu çocuğu emzir deme hakkı bile yoktur biliyor musunuz Kur'an'a göre. Çocuk kendi doğurmuş ana, kadın bu çocuğu kocası emzir, Kur'an diyor ki emzirse iyi olur diyor. Anadır, anne sütünden daha güzeli yok. Bak mecbur kılmıyor. Çok faydalı, emzirsin 2 sene emzirsin hem de. 2 sene emzirirse çok güzel olur. Ana sütü öyle bir nimettir ki Allah 1 haftalık iken 1 haftalık çocuk neyin, hangi gıdanın, vitaminin muhtacı, ona neye ihtiyaç var onu koyuyor sütün içine. 1 aylıkken emerken çocuk hangi aşılar alacak, hangi işte antibiyotiklere, antiseptiklere, vitaminlere, minerallere muhtaç Allah sütün içine onu koyuyor, ana sütünün içine. Ve ana sütü öyle bir mübarek ki huyları, suyu, soyu, bütün karakterleri çocuğa geçiyor ana sütüyle. Emziren önemli. Onun için hani emdiği zaman başkasından onunla süt kardeşliği, süt evlatlığı oluyor. Huyları geçiyor, karakteri geçiyor. Ondan bir parça oluyor. Süt sizin genlerinizdeki bütün özellikleri aktarıyor. Çok önemli. Mecbur değil, 2 sene emzirsin. Bak, mecbur değil, 2 sene emzirsin diyor Kur'an-ı Kerim. Onun için koca mutlak manada bana itaat edeceksin diyemez. Hayırlı işlerde, gücün yettiği işlerde itaat edeceksin. Sen de ona yardımcı, hizmetçi olacaksın. Evin erkeği evin hizmetçisidir. Çalışacak, çabalayacak. Kimseye muhtaç etmeyecek. Her gün eşine, çocuklarına geçim temin edecek şekilde para kazanacak. Bir iş yetmiyorsa ikinci işte çalışacak. Vazifesi o. Kadın da iktisat yapacak, israf etmeyecek, çocukların terbiyesiyle uğraşacak, evine sahip olacak, namusuna dikkat edecek, kocasının gözü arkada kalmayacak, evin direği olacak. Hanımefendi dedik ya, kezban, kedbanu, evin ağası, evin hanımefendisidir. Kadın evin hanımefendisidir. Hangi şartlarda boşanma olabilir? Geçinemediler, adamın işi yok, ayrılmak istiyor kadın. Ya da kadının bir takım huyları var, adam ayrılmak istiyor. Bunun ölçüsü ne? Ölçü şudur. Erkek, erkeklik vazifesini yapmıyor. Evini geçindirmiyor. Çoluk çocuğunu ihmal ediyor. Eve gelmiyor. Hanımına şiddet uyguluyorsa bu kadın için bir boşanma sebebidir. Kadın bundan dolayı boşanabilir, dinen günahkar olmaz. Dövüyor, vuruyor, kırıyorsa, şiddet varsa evde, bu boşanma sebebidir. Veya aldatma varsa, erkek ya da kadın eşini aldatıyorsa bu bir boşanma sebebidir. Bunlardan hariç ufak tefek bahaneler. Çayı niye böyle demli getirdin, niye açık getirdin, bardağı niye buraya koydun, bunlar boşanma sebebi değildir. İki taraftan biri bunları büyüterek boşanmaya giderlerse günahkar olurlar. Kim bunları büyütmüşse günahkar odur. Allah'ın sevmediği bir helaldir boşanma. Bütün yolları deneyeceksiniz, sonra boşanmayı düşüneceksiniz. Erkek de ağzında sakız gibi seni boşarım, boşayacağım, bunu kullanamaz. Erkekliğe sığmaz. Sonra da pişman oluyor. Hocam ağzımdan çıktı, şimdi ne yapacağız? Sen sakız gibi kullandığın hiç hoca aklına gelmiyordu. Din Allah aklına gelmiyordu. Şimdi iş işten geçiyor, hoca düzelsin. Hoca neresini düzelsin? Her tarafı yamuk. Her zaman yanlış yaptın. Kadın kocasının anne babasına bakmak zorunda mıdır? Yani kayınpederine, kayınvalidesine bakmak zorunda mıdır? Kadın kocasının anasına, babasına aynen süt emzirme gibi, ev işini yapma gibi hukuken mecbur değildir. Müftü ile kadı, yani hakimin vereceği görüşler, kanaatler farklı olabilir. Hakim der ki mecbur değil, ama müftü der ki hocaya gidersen yapmalısın. Bak, hayat müşterek. Yapmazsan o da şunları yapamaz, bunlara güç yetiremez, beli bükülür, sıkıntıya girersiniz. Onu memnun etmen için anasını babasını memnun etmek durumundasın. O da senin annen baban, sen de onun evladısın. O senin evladının dedesi, ninesi. Müftü bunu söyler. Bu ahlaken doğrudur, ahlaken yapmalıdır. Ama hukuken bir icbar yoktur. Ve bundan dolayı erkek hanımına baskı yapamaz, şiddet uygulayamaz. Anama bakacaksın, babama bakacaksın, mecbursun diyemez. Kendi anasına babasına bakmaya mecburdur. Erkek kendi anasına babasına bakacak. Kadın kendi anasına babasına mecbursa, gücü yetiyorsa bakacak. Ama birbirinin anne babasına mecbur kılamaz. Ona erkeğin de hakkı yok, kadının da hakkı yok. İmkan varsa hayvana bakıyorsun. Bir kedi aç kalmışsa ona götürüp süt veriyorsun. Bir köpeğin önüne ciğer atıyorsun da şu eşinin anasına babasına niye bakmıyorsun? Niye onları hor görüyorsun? Bir de o var değil mi? O tarafı da var. Hani dışlamışlar ana babayı, çatı tavan katına, tavan arasına atmışlar. Kendileri aşağıda güzel saray gibi dairede oturuyorlar. Onlar tavan arasında. Ve eski kaplarla, çöpe atacakları tabaklarla, tencerelerle onlara yemek gönderiyorlar. Oğluna, kızına veriyor, yani torunlarıyla ana babaya yemek gönderiyor. Hayırlı evlat sayıyor kendini. En azından diyor anam babama bakıyorum, yemek gönderiyor. Oğlu da bir gün evdeki eski kapları saklıyor. Oğlum bu kapları niye saklıyorsun, niye biriktiriyorsun diyor. Siz de yaşlanınca ben diyor bunlarla size yemek vereceğim diyor. Ya ne görüyorsa onu yapıyor. Sen anana, babana, evladın aracılığıyla o çöpe atacağın çanağı tabağa gönderdin. Kendi geleceğini ona öğrettin. Yazdın ona, dedin ki zihnine ben de yaşlanınca sen de bana böyle yaparsın. Sen yaşlanınca o daha sana daha kötüsünü yapar. Çünkü sen onları görmemiştin, buna rağmen yaptın. O bunu gördü, daha kötüsünü yapar. Allah ana babanın kıymetini bilmeyi nasip eylesin. O yaşlılara bakmak zorundayız. Atamayız efendim. Atamayız. İnsandır, bize emanettir. Atamayız. İşin bu tarafını düşünerek yapmak durumundayız. Ama zorlayarak, döverek, vurarak yapacaksın deme hakkına sahip değildir. Ana babanın rızası olmadan evlenilir mi? Birçok mezhebe göre anne baba müsaade etmeden özellikle kız evlenemez demişlerdir. Evlenemez. Babasının izni gerekir. Annesinin, velisinin izni gerekir. Yetim olabilir, velisi kimse onun izni gerekir. Ama Hanefi mezhebi evlilik çağında, rüşt çağında yani 18'ine gelmişse, rüştüne ermişse bir insanın üzerindeki velayet kaldırılır. Aklı yerindeyse kendi işlerini yapabiliyor, hayrı, şerri, faydayı, zararı biliyorsa onu zorlayamazsınız. 18'ine gelen bir insan evlilikte, eş seçiminde son karar onundur. Son karar onundur. Ama ben gençlere şunu söylüyorum. Ey gençler, 18'ini geçtikten sonra karar sizin. Ama şunu unutmayın. Çocuklar 5 yaşına kadar anam, babam her şeyi biliyor diye düşünür. 10 yaşına gelince annem, babam bazı şeyi bilmiyorlarmış demeye başlar. Çünkü bazı sorular sorar, bazı şeyleri öğrenir. Bakar ki anası, babası o konuyu bilmiyor. Bu sefer bilmiyor zanneder. Cahil zanneder. Bir şeyleri bilmiyor der. 15'ine gelince annem, babam çok şeyi bilmiyor der. Geçenlerde bir çocuk 12-13 yaşında işte. Babası telefonla uğraşırken oğlum şu fotoğraflar falan nasıl açılacak diye babasına verdi, oğluna verdi. Babası profesör, benim arkadaşım. Oğlu da ortaokulda okuyor. Aldı hemen tak tak, baba sen de çok cahilsin diye. Şimdi 15 yaşında, 13 yaşındaki çocuk profesör babasına diyor ki sen de çok cahilsin diyor. Onu telefonu hemen tak tak yaptı verdi. Çocuğun gözünde 15 yaşında sen profesör de olsan cahilsin. 20'sine gelince çocukların gözünde ana baba zır cahildir. Hiçbir şey bilmez. Arkadaşı her şeyi bilir. Onu istediği yere götürür. İstediğini yaptırır. Sen uğraşırsın ya benim oğlum da bir namaz kılsa diye beceremezsin. Ama onun iyi bir arkadaşı, hadi bir namaza gidelim, bugün cuma, cumaya bir gidelim diye ona teklif etse koşarak gider. Böyledir çocuklar, 20'sinde 15-20 arası arkadaş canlısıdır. Arkadaşı için ölür. İyi arkadaş orada çok önemlidir. İşte orada da siz arkadaşını takip edeceksin. İyi arkadaş seçimine dikkat edeceksin. 25'e gelince tekrar geri sarmaya başlar. Der ki anam babam bazı şeyleri biliyormuştur. 30'una gelince annem babam çok şey biliyor yahu der. 35'ine gelince annem babam her şeyi biliyor der. 40'ına gelince yaşasalardı da keşke onlara sorsaydım der. İş işten geçmiş olur. Diyorum çocuklara, gençlere, ama son karar da sizin diyorum. Anne babalara da şunu söylüyorum. Yolu gösterin, adayları güzel seçin ya da o seçmişse razı değilseniz sonuna kadar onu ikna etmek için yollara başvurun. Ama son karar evladınızın olsun, sizin olmasın. Benim dediğimle evleneceksin, başka yolu yok, yoksa seni evlatlıktan reddederim diye evlendirdim. Diyelim ki kabul etti çocuk. Mecbur kaldı, kabul etti. Ama şimdi bana sorular geliyor, mektuplar geliyor. İnternet üzerinden özellikle kimse kimseyi duymuyor, kimse kimseyi görmüyor. Buradan doğrudan hocaya sorayım diye bana sorular geliyor. Orada neler var neler biliyor musunuz? Aklınıza gelmeyecek şeyler var. Mesela bir tane vereyim. Diyor ki hocam ben annem babamın zoruyla evlendirildim. Evliliğimin 25. senesi hala eski nişanlımla yaşıyorum kafamda. Zihnimde onunlayım diyor. Kocam var mı yok mu bilmiyorum ben diyor. Yaşıyorum. Çocuklarım da var ama diyor. Benim kafam orada hala. Neden? Ana baba zorla evlendirmiş. Bunun sebebi kim? İşte ana baba. Buna hakkımız var mı? O insanın hayatını kurgulamaya, çizmeye bizim hakkımız var mı? Yok. Sınırları biz çizmeyeceğiz. Kendi resmini kendi yapacak. Kendi hayatını kendi çizecek. Çizecek kabiliyeti biz ona vermek zorundayız. 18'ine kadar vereceğiz. Ondan sonra evladım artık kararlar senin. Ben sana şunu tavsiye ederim. Bunu yapma, ya etme. Bak bundan çok zarar görürsün. Ne olur? Beni dinle. Benim tecrübem var. Her türlü yolu dene. İkna ettin ne güzel. İkna edemedin zorlama. Ana babalar zorlayınca başka yerden patlıyor. Ya kaçırıyor ya yanlış daha büyük belalar başına geliyor vesaire efendim. Uzun süren geçimsizliklerde yuvayı kurtarmak için neler yapabiliriz? Her gün bir bela başımıza geliyor da her gün bir başka bahaneyle tartışıyoruz eşimizle. Bir türlü içimiz ısınamıyor. Barışır gibi oluyoruz gene aynı kavga. Efendim işte bayramda düzeliriz diyoruz, bayramlar geçiyor yine aynı. Seneye birkaç sene sonra belki aklı başına gelir diyoruz yine aynı. Sabret, sabret, sabret. Bir de bakıyorsun ki 20 sene geçmiş. Hala arada bir muhabbet, bir sevgi yok. Nefret var, kin var, kavga var, şiddet var. Ne olacak? Ne olacak? Şimdi burada benim tavsiyem şu. Arada çocuk varsa, akraba bağları gerçekten kuvvetliyse, kamuoyu baskısı üzerinizde varsa, bütün bunları yok sayarak hadi mahkemeye gidelim diye boşanmak çözüm değil. Ayrılmak, boşanmak anlamına da gelmiyor. Ayrı yaşamak. Yani ayrıldık, hadi ayrıldık. Çocuk var, çocuğun ihtiyaçları var. Çocuk var, çocuğun babaya, anneye ihtiyacı var. Çocuk var, çocuğun dedeye, nineye ihtiyacı var. Onların çocuğa ihtiyacı var. Sen çocuk sahibisin. 2-3 tane ise bir de daha fazlaysa nasıl boşanmış olacaksın? Daha büyük sıkıntılar geliyor. Evlenme yaşını geçirmişin, evliliğin bu sefer dert oluyor. Erkeksen sıkıntı, kadınsan ayrı bir sıkıntı. Çoluk çocuğunu nereye koyacaksın? Kimin yanına gideceksin? Anan baban müsait değil, akraban müsait değilse. Ya onun için uzun soluklu evliliklerde çocuk da varsa, kalabalık bir aile olmuşsak, 20 senede geçmişse, 20 sene dişini hani ne derler tırnağını takarak efendim yaşamışsın. Biraz daha sabret. Belki Rabbim bir kolaylık gösterir. Belki o sıkıntılardan dolayı senin derecen arttı. Belki Rabbin sana daha büyük mükafatlar, kapılar açacak. Burada sabretmeyi tavsiye ediyorum. Namusla ilgili, geçimle ilgili herhangi bir aldatma vesaire yoksa sabretmek faydalıdır. Hemen boşanalım. Yok. Bak 20 sene götürebildin bunu. 30 sene götürdün. Yaşınız geldi 60'a. Hala boşanmayı düşünüyorsun. Olur mu ya? Torunların büyüdü. Bak 60 yaşında boşanma olur mu? 30 sene, 35 sene evli yaşadın, sabrettin. 5 sene, 10 sene daha sabret. Ne olacak? Kimse kalıcı değil, kimse burada Nemrut, Firavun değil, Karun değil. Herkes hasta olur, ölümlüdür. O da bir gün başına bir şey gelir, belki ders alır. Veya Allah başka şekilde seni ondan kurtarır, kapılar açar. Böyle uzun soluklu evlilikler dikkat etmek lazım. Ama işin başında, daha nişanda kavgalar başlamış. Ben onlara diyorum hemen ayrıl. Hocam diyor biz birbirimizi dövüyoruz. Nerede? Nişanlıyken. Ben diyor bir gün onu dövdüm sonra da o beni dövdü diyor. Ama birbirimizi çok seviyoruz diyor. Ondan nasıl sevmek bu ya? Bu nasıl sevmek? Birbirinizi seviyor her gün kavga. Böyleleri var. Hemen ayrılamıyoruz diyor ya. Kardeşim, siz evlendikten sonra daha felaketler yaşarsınız. Hiç olmazsa çoluk çocuk yok, evlenmemişsiniz, nişanda. Bir şey söyleyeyim size. Efendim, bir insanın huyu suyu bazen bir hareketinden belli olur. Karşılaştınız, baktınız ki bir tuhaflık var. Konuşmasında tuhaflık var, bakışında tuhaflık var, yürümesinde tuhaflık var, cevabında tuhaflık var. Uğraşmayın onunla. Çiz gitsin. Kız mı yok, erkek mi yok? Niye onun üzerine düşüyorsun hala? Orada bir tuhaflık var. O sana ilk tanışmada bu kadar açık vermişse, onunla sen o aynı evi paylaştığında çoluk çocuk sahibi neler çıkacak daha neler. Onun altyapısı çok delik deşik. O neler yaşamış, kafa yerinde değil, gönül yerinde değil. O seninle karşılaşınca ne kadar kapatmaya kalksa da bak kaç tane açık verdi. Hiç üzerine gitme. Düzelir diye de düşünme. Bak şu düzelir. Yemek yapmayı bilmiyor. Düzelir. Anası mutfağa geçirmemiş. Onu alır eline bir yemek kitabı. Becerir. Beceremez mi? Becerir. Siz de öyle öğrendiniz, değil mi? Efendim, giyinmeyi bilmiyor. Giyinmeyi öğretirsin ama temizliği bilmiyor. Temizliği öğretmek zordur. Temizliği öğretmek zor. Bak, karakterler var. Tembel. Tembeli adam etmek zordur. Çalışkansa korkma. Gayretliyse korkma. Bir de tembelin duası var. Onu da unutturmayın, söyleyeyim ben size. Tamam, bir telefon alalım, devam edeceğiz. Alo. Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar kardeşim. Buyurun. Hocam benim bir sorum vardı ama. Buyurun, dinliyoruz. İftirayla ilgili. Buyurun. Kayınvalidem demediğim bir şeyi bana dedi diye üsteleyip duruyor hocam. Ne yapabilirim? Zararını mı görüyorsun? Ya ortada hiçbir şey yokken hani demediğim bir şey dedi diye söyleyince benim de zoruma gidiyor hocam. İftira edeni ispata çağıracaksın kardeşim. Çağırdım hocam. Çağırdım. Konuştum. Bana da üsteliyor böyle böyle dedim diye bana. Namusla ilgili mi? Hayır kesinlikle. Parayla pulla ilgili mi? Hayır, para da değil, normal. Yani yeme içmeyle ilgili, öyle söyleyeyim hocam. Yani içimi içerim tam olarak söylemeyeyim de. Söylemek yani, fark etmez. Tereyağını sen yedin olsun hadi. Tamam öyle olsun hocam, tamam. Öyle olsun. Ya ispat edecek. Yani Nasreddin Hoca efendim eve 1 kilo kıyma almış, 1 kilo et almış, kıyma almış, neyse. Sonra akşam gelmiş, hanıma demiş ki ne yaptın yemekte? İşte bitkiyle, sebzeyle ilgili bir yemek yapmış. Et nerede demiş, kedi yedi demiş. Kedi nerede? Kedi burada. Kediyi getirmiş, tartmış. Kedi demiş işte 1 kilo, ancak kedinin tartısı. Et nerede? Yani kedi yediyse et 2 kilo gelmesi lazım. Kediyi tartmış, et yok. Efendim mutfakta da yok. Şimdi burada Nasreddin Hoca ispatı yapmış yani. Kedi yedi dedi, kandıramadı. Şimdi ispatını soracaksın. Sen yedin diyor. Ne ispat etsin? Şahidine. En az 2 tane şahit getirecek. Şahit getirmiyorsa Kur'an'a yemin edecek. Allah adına yemin edecek. Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün lanet edicilerin laneti üzerime olsun ki seni şöyle gördüm diyecek. Koca karısına, kadın kocasına böyle namusla ilgili iftira ederse Kur'an orada liyan diyor. Şahitleşin ve şahit getirin. İspat edemezseniz lanetleşin. Öyle ayrılın, ayrılacaksanız bile. İspat etmesi gerekir. Aksi halde yalancı olur, müfteri olur. Diğer duyanların da doğrudan şahitsiz, delilsiz inanması günah olur. Size birisi bir şey söylediğinde şahidi, delili, ispatı yoksa inanmayacaksınız. Öyle yapmış, biraz üsteliyorsun, öyle diyorlardı. Komşular öyle diyordu. Evet. Peki, diğer telefonu alalım. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı cumalar hocam. Size de hayırlı cumalar. Sağlık, afiyet diliyorum. Duamız kabul olsun inşallah. Buyurun. Anladım. Allah razı olsun. Benim sorum, benim 4 ay önce oğlum boğuldu denizde, İstanbul'da. Hala bulunamadı. Efendim, oğlunuz? Benim oğlum boğuldu denizde. Denizde oğlunuz boğuldu. Başınız sağ olsun kardeşim. Ne zaman oldu? Haziran'ın 24'ünde boğuldu hocam. 4 ay bitecekti. Bu sene denize gitti, hala bulunamadı mı? Bulunamadı hocam, hala bulunamadı. Allah sabırlar versin. Aramalar tabii bilmiyorum, denizde ne kadar arıyorlar, kaç gün aradılar? Hocam çok arandı çocuğum benim, hiç bulunamadı, hiçbir iz yok ondan. Benim sorum, Allah rahmet eylesin. Mümkünse 2 tane soru sorabilir miyim hocam? Tabii sorarsınız, buyurun. Birinci sorum hocam, herkes çocuğumu rüyasında görüyor ve söylüyor ki ben ölmedim, ben yaşıyorum. Niye böyle? Ben göremiyorum, herkes öyle görüyor onu benden başka. Senin çocuğunla ilgili böyle rüyalar mı görüyorlar? Evet. Allah'tan ümit kesilmez. Rabbim inşallah vefat etmediyse inşallah karşınıza çıkarır. İnşallah. Bu rüyalar bazen tabii başka bir manaya da gelebilir ama şöyle bir şey de var rüyalarda. Evet. Mesela benim ilim yolunda çok sevdiğim bir arkadaşım vardır. Rahmetli oldu. Allah mekanı cennet etsin. Sabahattin isminde benimle birlikte işte hadis ilmi yapıyordu. Dünyayı geziyordu böyle, Hindistanlara falan, Arabistanlarda epey kaldı ilim yolunda. Kitap aşığı, ilim aşığıydı. O da suda boğuldu. Ben de onu bir ay sonra rüyamda gördüm. Ben ölmedim diyordu. Bir yeşillik, çimenlik bahçe içerisinde geziyordu. Ben ölmedim, hocam ben ölmedim diyordu. Ben onu şöyle yorumladım. O inşallah şehittir. Şehitler Allah'ın nimetleriyle nimetlenirler. Denizde boğulan şehittir çünkü. Ve bir de ilim yolcusuydu o. İlim erbabıydı. O hakikaten Allah katında çok büyük makamlardadır. O yaşıyordur. O anlamada gelebilir. Öldüyse, rahmetli olduysa Allah hükmen şehit sevabı versin. Gerçekten bir ümit, hiçbir şey net değilse belli olmaz. Allah karşınıza çıkarıverir inşallah. Allah'tan ümit kesilmez ama kayıplar çok zordur. Allah bütün kayıp sahibi, yitik sahibi kardeşlerimize kaybını, yitiğini, emanetini bulmak nasip eylesin. Yani ölüsünü bulsam diye dua ederler. Ölüsünü bul. Ölüsünü bulsam diye dua ederler. Rabbim gönlünüze ferahlık versin. Sıkıntınızı paylaşıyoruz sevgili kardeşim. Diğer sorunuz vardı herhalde. Diğer sorum, hani benim eğer oğlum bulunursa hani yıkanır mı? Hani kemik de olsa cesedi, hani onu merak ediyorum. Şimdi vücudunun çoğunluğu mevcutsa biz Hanefi mezhebindeki bütün fıkıh erbabı onu yıkanır, kefenlenir, cenazesi kılınır, öyle defnedilir diyoruz. Dolayısıyla inşallah sağ salim bulmayı Rabbim nasip eder. Hepimiz seviniriz ama vefat etmiş şekilde de bulunsa o da yıkanır, kefenlenir, cenazesi kılınır ve defnedilir. Rabbim hayırlara vesile eylesin, hayırlarla karşılaştırsın. Başınız sağ olsun, rahmet ve merhametiyle Rabbim muamele etsin inşallah. Diğer telefonumuz, peki devam edeceğiz. Efendim, tembelin duası dedim ya, unutturmayın diye. Şimdi tembellik iyi bir haslet değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım Rabbim diyor. Bak, tembellik kötü bir huydur. Müslüman, mümin, iman sahibi insan çalışkan olacak. Gayretli, tembel işte bazen var maalesef. Çok, hatta derler ki tembelleri yarışa sokmuşlar. Dünyanın en tembeli kimdir diye seçecekler. Finale 2 kişi kalmış Halil'im. 2 kişi kalmış. Finalde en son bunları 3-4 katlı bir ahşap konağın çatı katına koymuşlar. Kendileri de gitmiyor. Bunları vinçler, şundan bunlar çıkar. Merdiven de çıkmıyorlar. Tembel ya. Bu konağa koymuşlar. Binayı alttan tutuşturmuşlar. Yangın çıkmış, çatır 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 bina çöküyor, tembeller yerinden kımıldamıyor. Yan gelip yatıyorlar. Artık ateş sarmış etraflarını, cayır cayır yanacaklar. Bir tanesi diyor ki, şu ateş gelse de şu sigaramı yaksa diyor. Öbürü de diyor ki, onu söylemeye üşenmedin mi be diyor. O lafı söylemeye üşenmedin mi diyor. Nasıl söyledin diyor. Yani onu lafı da söyleyemiyor tembel. Şimdi tembel varmış bir tane Davut Aleyhisselam zamanında. Bu tembel şöyle dua edermiş. Allah'ım madem beni tembel yarattın rızkımı da gönderirsin dermiş. Beni tembel yarattın Allah'ım, rızkımı gönder Allah'ım dermiş. Gece gündüz böyle dua. Sokakta görenler artık takılırlarmış. Tembel bize de dua etti. Rızkını gönder Allah'ım dermiş. Bir gece aşkla dua ediyor. Beni tembel yarattın madem Allah'ım, rızkımı gönder ayağıma diyor. Ben tembelim diyor. Rızkımı gönder Allah'ım derken duanın en can alıcı yerinde küt pat diye bir öküz evine giriyor. Öküz geliyor. Şükürler olsun duamı kabul ettin Allah'ım diyor. Elini yüzüne sürüyor, bıçağı alıyor, öküzü kesiyor. Rızkımı gönderdi Allah'ım diyor. Duam kabul oldu diyor. Öküzü kesiyor. Biraz sonra kasabanın kasabı geliyor. Elinde bıçak öküzünü arıyor. Öküzüm nerede? Buralara geldi. Bir bakıyor ki tembel kesmiş öküzü. Tembel ne yaptın? Allah rızkımı gönderdi. Öküz gönderdi bana, kestim. O öküz benim ey tembel. Kesecektim, kasaptan kaçtı diyor. Nereden senin diyor. Bu ben tam dua ettim. Yıllarca ettiğim dua kabul oldu. O öküz bana gönderildi. Yahu deli misin? Ver şu öküzümü. Yok vermem diyor. Bu benim. Alamıyor. Vermem. Verirsin vermezsin almıyor. Vermiyor ve sonunda kasap Davut Aleyhisselam'a müracaat ediyor. Tembeli çağırıyor Davut Aleyhisselam. Ey tembel, bu öküz kasabınmış. Dükkandan kaçırmış, senin evine girmiş, kesmişsin. Ver adama diyor öküzünü. Ey Davut, sen Allah'ın peygamberisin. Duanın hikmetini bilmez misin? Ben yıllardır dua ediyorum ve duamı tam yaparken rızkımı gönder Allah'ım derken öküz benim evime girdi. Benim rızkım olmasa evimde ne işi var o öküzün? Niye benim evime girdi? Başka yere niye gitmedi? Bir düşün sen bunu diyor. Sen diyor adilsin. Hemen karar verme ne olur. Davut Aleyhisselam tembelin bu sözünden bir hikmet olduğunu anlıyor. Diyor ki tamam, yarın size kararımı vereceğim. Bugün gidin diyor. Kasabı gönderiyor. Tembeli gönderiyor. Ertesi gün tembeli kasabı huzuruna çağırıyor. İlan ettiriyor. Bütün ahaliyi topluyor. Herkes gelsin. Kararımı vereceğim. Tembel kasabın öküzünü kesmiş. Ey kasap! Öküz tembelin. Senin bütün mal varlığında tembele vereceksin. Hükmün budur diyor. Kasap diyor ki öküzüm zaten kesildi. Efendim tembel kesti. Öküzümden oldum. Bir de malımı veriyorsun. Bu ne biçim adalet ey Davut, sen bir peygambersin. Zulmetme bize. Bu hükmüme razı olmuyorsan bir gerçeği açıklayacağım diyor. Hayır olmuyorum diyor. Ey ahali, şimdi diyor dinleyin. Bu tembelin babası bir zamanlar bu kasabın ustasıydı. Bu kasap tembelin babasının malına göz koymuştu. Ve bir gün fırsat buldu, tembelin babasını öldürdü. Bütün mallarına el koydu, dükkanını öyle açtı, bu hayvanları onlardan aldı ve tembelin babasını da şu ağacın dibine gömdü. Gidelim kazalım, ceset orada çıkarsa anlattıklarım doğrudur, sizi ikna edeceğim ve bundan sonra da bütün mallar, kasabın malları tembelindir diyor. Gidiyorlar, kazıyorlar ağacı, bir ceset çıkıyor ki tembelin babası. Kasap onu kesmiş, atmış, gömmüş oraya. Ve tembelin duası yıllar sonra kabul oluyor. Dua ısrarla yapılırsa samimi olduğu için kabul oluyor. Tembel olduğu için kabul olmuyor. Samimiyetinden kabul oluyor. Böyle o da güzel bir huydur. Samimiyet, ihlas, ihlaslı olursa olur. Ama tembellik huy olarak çıkmaz kolay kolay. Allah tembellikten muhafaza etsin bizi. Gayretli olacağız. Her yeni gün bizim için yeni bir fırsattır. Öyle bakacağız. Her gün biz farklı bir insanız. Kendimizi öyle göreceğiz. Dünkü ben değilim. Bugün yeniden yaratıldım. Hücrelerim yenilendi. Gözüm dünkü göz değil, kulağım dünkü kulak değil, elim dünkü el değil. Ben bugün Allah'ın başka bir varlığıyım. Bugün daha güçlüyüm, bugün daha sıhhatliyim. Bismillah diye hayata öyle başlamak lazım. Telefonumuzu alalım, devam edeceğiz. Alo. İyi günler hocam, hayırlı cumalar. Size de hayırlı günler, hayırlı cumalar efendim. Buyurun. Hocam bir sorum olacaktı. Ben evli biriyle işte ikinci evlilik yaptım. Ve bu ikinci evlilikten bir çocuğum oldu. Ben daha hamileyken, 6,5 hamileyken eşim sürekli yalan söylüyordu. Bu yalanları yüzüne vururken artık bana dedi sen benim anam bacımsın. Ben dedim sen bunu söylüyorsam o zaman artık hani olmaz. Yani bu evlilik yürümez dedim. Ve ayrıldık. Ben doğum yaptım, şu anda kızım 7 aylık. Ama fakat ne kızımı soruyor, hani ne kızıma bir yardımı dokunuyor hocam. Resmen boşandınız mı? Nikahım yoktu zaten, ikinci evlilik olarak imam nikahlı evlilik oldu hocam. Önceki... Ve kendisi hani inançta bir insan, 5 vakit namazını kılan bir insan, benden de yaşça büyük bir insan. Şöyle sorayım şimdi bacım, birinci evliliğinizde boşanma oldu mu aranızda? Eşiniz ne oldu, birinci eşiniz? Ben ayrılmıştım hocam. Boşandınız mı resmen? Evet. Ondan resmen boşandınız. Evet. Onunla çocuk var mıydı? Yok hocam, yok. Çocuk yokken tekrar evet. Bu kişiyle evlendiniz ama nikah kıymadınız. Ya ben evlendim, bu kişi evliydi. İkinci evliliğim oldu benim. Bu insan zaten evli. Ha, evli. Beni ikinci eş olarak aldı. Hanımının haberi var mıydı? Yoktu. Daha sonra bunlar duymuştu. Yani hani oğlu, işte gelini, kardeşi falan biliyordu bunlar hepsi. Peki, hanımın haberi falan yoktu. Sen biliyor muydun evli olduğunu? Ben biliyordum hocam. Niye evlendin o zaman? Bir hata yaptım hocam. Şimdi ben neresini düzelteyim bunu? Ne istiyorsun? Bilmiyorum hocam. Hayır, bana ne soruyorsun? Neyi? Yani böyle inançlı bir insan hocam, çocuğunu arayıp sormaması... Bu hangi dinde var? Tamam, benim hatam, onun hatası. Çocuk ne hatası var? Senin şimdi bunları sormaya hakkın yok. Bunları sormaya hakkın yok. Senin gibiler bunlardan ibret almalı. Senin gibi düşünenler, siz yuva yıkmaya namzetsiniz. Yuva yıkıyorsunuz. O kadının, o çocuklarının, öncekilerinin duyduğunda hallerini biliyor musun? Yaşadıklarını biliyor musun? Etme bulma biliyorum dünyası. Hocam biliyorum. Karısı duyduğu halde duymamazlıktan gelip. Sana öyle gelmiştir. Ya sen yok öyle diyorsun. Hocam hani ben emin duymamazlıktan olmadan... gelir mi hiçbir kadın? Evet, hangi hocam, kadın duymamazlıktan gelir kardeşim? Hocam. Biz kadınları bilmiyor muyuz? İşte burada kadınlar. Efendim soralım bakalım. Var mıdır? %1 çıkar mı? Duymamazlıktan nasıl gelir bir kadın? Siz nasıl evli olan bir erkeği hanımının haberi olmadan gidip nikah kıyıyorsunuz? O adam da nasıl nikah kıydırdım diyor, nasıl yaşıyor? Yalanla, dolanla hayatınızı öyle geçirdiniz. Ne kadar yaşadınız bilmiyorum. Çocuk da oldu, ondan sonra işler bozuldu, duyulunca adam seni attı bir tarafa. Evet hocam. Şimdi ne yapacağım ben? Bunun neresini düzelteyim? Adamın yaptığı da berbat, hata. Yanlış, baştan aşağı. Senin yaptığın da yanlış. Benim yaptığım zaten yanlış. Ben hani zaten bunu... şimdi adamda günah var mı diyorsun? Hocam. Günah zaten baştan beri var. Adamda da var, sende de var. Baştan beri günahkarsınız. Şimdi yapacağın nedir? Sen şimdi hukuki bir yapacağın bir şey varsa hukukta, yani bu çocuk bu adamdandır. İspat edilince herhalde bazı şeyler, evet, haklar var. Nikah olmasa da şimdi. Evet hocam, başvurdum onu. Onları yaparsın, onları alırsın ve tövbe edersin. Başta yaptığın çok büyük yanlış. Kul hakkına girdin, oradaki evli kadının yuvasına musallat oldun, onların rızkına musallat oldun, çoluk çocuğu varsa hepsinin sende hakkı var, onlardan da helallik dileyeceksin. tövbe edeceksin, helallik dileyeceksin. Diğer taraftan da o çocuğun babası olarak hukuken sana ne yapması gerekiyorsa onları da devlet eliyle, hukuk eliyle alma hakkına sahipsin. İnşallah Rabbim sana yeni güzel kapılar açsın diye dua ederim. Aynı hataları bir daha yapma. İnşallah. Sakın resmi nikah kıydırmadan evlilik yapma. Tamam mı kardeşim? Tamam. En büyük hata oradan oluyor. Resmi nikahı isteseydin o adam ya boşanacaktı ya da evlenmeyecekti. Değil mi? Ya da senden evlenmeyecekti. İş başından nereden kaynaklanıyor? Yani bana çok musallat oldu aslında. Böyle kapıların önündeydi. Hani ilk başlarda ben gerçekten istemiyordum hocam. Yani çok böyle ısrar etti, sahip çıktı, böyle sahiplendi. Hani ben de zannettim bu hep böyle gider. Oysa ki biz hatayı zaten başında yapmışız. Peki sana aklı verecek ana baba da mı yoktu o sırada? Bir de bunun ilk hataları değildi. Biz ayrıldıktan sonra da duydum. Bunlar yani daha önce de bu tarz şeyleri bu adam yapmış. Vardır tabii ya. Vardır, hanımından gizli, seninle gezen tozan, başkasıyla da gezen. Aynı bu şekilde yapmış. İşte onu hocam. Keşke bak, tecrübe görüyor musun? Onu o zaman düşünesin. Evet, evli bir adam bana musallat oluyorsa bunun daha ne kadar potları kırmıştır diye düşünmen lazımdı. Evet, Allah bundan sonraki hayatında inşallah güzellikler versin. Sağlıkla amin, düşünmeyi nasip etsin. Büyüklerden, amin, tecrübelerden yardım al. Evlilik önemli bir konu. Öyle rastgele hadi evleniyoruz demekle olmuyor. Kesinlikle yapmasınlar. Kesinlikle. Tabii. Ben çocuğuma baktığımda birden azabı çekiyorum. Tabii. Kaç aylık çocuk? 7 aylık. Ya yazık. O çocuğa yazık değil mi? Ortada. Ya İnşallah. Ben kendimden geçtim. Hani en azından çocuğum belki baba bile diyemeyecek. Bilsin, babası yaşı gelince de öğretirsin. O da ondan söke söke hakkını alır inşallah. Peki. Sağlık, afiyet diliyorum. Sana Allah hayırlı kısmetler, hayırlı kapılar açsın sevgili kardeşim. Çocuk olmamasından dolayı boşanmak olur mu? Evlendik diyelim ki çocuk olmadı. Yo, senin çocuğun olmadı. Biraz da ana babalar maalesef çok sıkıştırıyorlar. Ya ne oldu işte 2 sene geçti, 4 sene, herkesin torunu var, seviyor, biz sevemiyoruz falan, böyle baskılar oluşuyor. Ondan sonra çocuğu olmayan ailelere ya da kadına özellikle erkek tarafından da baskı geliyor. O da her hareketten artık nem kapıyor, alınıyor, gece belki gizli gizli ağlıyor. Bu çocuk Allah'ın bir nasibi. Erkek istersin kız olur, kız istersin erkek olur. Erkek kız olsun dersin, hepsi erkek olur. Hepsi efendim işte kız olsun dersin, hepsi gene erkek olur. Hepsi erkek olsun kız olur. Veya hiç olmaz. 10 sene beklersin, 20 sene beklersin. Allah vermemiştir. Ayrılık sebebi olmaz. Sen çocuk doğuramadın, defol git. Hayır, haşa. Bir kadına olmaz. Allah nasip ederse olur. Ha, zaafınız var ya da eksiğiniz var, hastalığınız var, tedavi olacaksınız. Araştırma var, imkan var, başka şekilde efendim çocuk sahibi bugünlerde işte imkanlar çıktı. İmkanı helal dairesinde olabilir. Bunları çarelere başvurma olur ama boşanma doğru olmaz. Konuya devam edeceğim. İnşallah kötü alışkanlıkları olan, İşte insanların boşanmasıyla ilgili düğünlerde mevlüt şart mı, nişanda takılan takılar, kime ait olacak, ayrılık varsa bunları konuşacağız. Başka problemler var ama kısa bir aramızdan sonra inşallah. Evet efendim, telefonumuz varmış. Telefon alıp devam edeceğiz. Alo. Alo. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı cumalar hocam, nasılsınız? Şükürler inşallah olsun, hamdolsun iyiyiz, sizler de iyisiniz. Rabbim çok sağlık, şükür, afiyet çok şükür dersin. Rabbime. Ufak sorunlar da olsa iyiyiz inşallah. Buyurun. Hocam ben 5 aylık evliyim. Bu 5 ay içerisinde eşimin bana yalan söylediğini düşündüm. Hep kendi kendimi yedim. Yani tabii bunu düşünmek istemiyorum, dedim söylemez, hani hep böyle düşündüm. Fakat 5 ay içinde birçok arkadaşının düğünü, nişanı oldu ve buna hep tek gitti. Senin gideceğin yer değil dedi. Hep böyle böyle götürmedi beni. Ben de şüphelendim. En son geçtiğimiz hafta sonu yine düğüne, nişana gideceğini söyledi. Ama dedi bayanlar olmayacak dedi. Evet. Nişanda diyorum bayanlar nasıl olmayacak? Hani gelinle damadı sonuçta hani yüzük takılacak. Tabii. Nasıl bayan olmayacak? Orayı söylemedi falan. Ben de takip ettim hocam. Gitti, evet düğüne gitmiş, doğru söyledi ama daha öncekiler yalan mıydı bilmiyorum. En son takip ettim, düğüne gitti, tabii bayanlar da vardı. Tabii kötü oldum, yani beni yanında taşımasından mı acaba çekiniyor bilmiyorum. Tabii severek evlendik, bir de o da var tabii ki. Ama neden yalan söylediğini anlayamadım. Hani beni neden götürmüyorsun dediğimde sana göre bir yer değil, bayanlar yok, erkekler arasında... Hani neden yalan söylüyor anlayamadım. Hani ne yapmam gerektiğini de bilemedim hocam. Hep böyle bundan sonra kuruntular başladı bende. Yani sürekli kafamda kuruyorum. Acaba nerede? Acaba ne yapıyor? Hani hep böyle düşündüm hocam. Yani 5 aylık evliyiz. Daha yeni evliyiz. Hani korktum açıkçası. Korkuyorum. Hani kaybetme korkusu da var. Neden yalan söylüyor onu da bilmiyorum. Yani ne yapacağım bilmiyorum hocam. Yani yardımcı olursanız sevinirim hocam. Vallahi orada olsam da ben de takip etsem. Şimdi ben de merak ettim de. Şöyle bir şey var. 5 ayı bırak. Ben bir hafta sabredemem. Adam karısına yalan söyleyecek, götürmeyecek, nişana gidecek. Orada en son gittiğinde tek mi gördünüz? Hafta sonu nişana, işte bu geçtiğimiz hafta sonu gitti. Dedi ki erkeklerle yani iş arkadaşlarımızla olacak. Hiçbirinin eşi yok. Hani sen de gelme, yani gelmeyeceksin dedi. Onu takip ettiniz, gittiniz mi nişana kadar? Takip ettim, nişana kadar gittim. Hani içeri girdim tabii ki, bayanlar da vardı. Girmediniz mi içeri? Yok. İçeri baktım ama bayanlar da vardı. Hani tek de erkekler vardı, hani bayanlar vardı, karışıklardı ama hiç kimse dedi eşiyle gelmiyor dedi. Hani böyle götürmedi beni. Nedeni buydu yani. Keşke girseydin kardeşim. Keşke girseydin. 2 yolu var. 2 yolu var değil mi? Benim aklıma gelen 2 yol var. Hani gönlüne şüphe düşürmek istemem ya. Birinci ihtimal şudur. Düğüne derneğe gidiyor, seni de götürmüyorsa yanında biri olabilir. Yani ya bir evliliği vardır, ya bir sevdiği vardır. Bu benim eşim diye onu götürüyordur sağa sola. Ya nişanlım diye onu götürüyor olabilir. Birinci ihtimal bu. Kuvvetli ihtimal bu. İkinci ihtimal de seni hastalık derecesinde kıskanan, şizofren, sıkıntılı bir adam olabilir. Yani kadınını evden dışarı çıkarmıyor. Böyle bir yönü var mı? Onu sen bilirsin. Hani başka yere götürüyor mu? Alışverişte, şurada, burada. Yok, gidiyoruz hocam. Hani onda bir sıkıntı yok. O zaman, ama hani o zaman yanımda bir bayan da görmedim açıkçası. Ama girmedin ki düğüne. Nişana girseydin keşke. Orayı bir bassaydın. İşte, ya ben şey de dedim hocam, gitmesen olmaz mı? Ya da beni de götürür müsün dedim. Direkt cevabı hayır. Neden dedim. Bizim nişanımıza da herkes geldi. Gelmeyin mi diyelim ya da eşleriniz de gelin ya da gelmeyin. Ben böyle bir şey demiyorum dedim. Neden ben yanında olmayayım dedim. Ben eşinim sonuçta. Çünkü evlenmeden önce de düğünlere gidiyordu. Hani beni götürmüyordu nişanlıyken. Dedi ki evlendikten sonra her yere seninle gideceğiz dedi. Hani şu an dedi şey yapma dedi. Hani böyle sıkıntı yapma falan. Artık bende kurgu başladı. Bir kere yalanını yakalamıştım hocam. Şimdi araştırma, bulma o kadar kolay ki kimse kimseye yalan söyleyemez. Hangi dakikada nerede bellidir sevgili kardeşim. O gittiği nişandakileri tanıyor musun? Yok, tanımıyorum hocam. Tanımıyorsun. Tanımıyorsan bile ya ben sana burada efendim şey öğretmeyeyim, ne derler o casusluk, mahsusluk yollarını öğretmeyeyim ya da bu işlere bakanlara ne diyorlar? Dedektif. Dedektiflik yapmayalım şimdi de, hani adam belki de masum onları efendim ama kendisini suizana sevk edecek bir yola girmiş adam. Yani bizi suizana sevk ediyor. Bir sürü şey düşündürüyor. Normal bir yol değil. Ya ben buradan yıllarca bağırıyorum. Tam tersine eşinizi düğüne, derneğe götürün. Kadınlar düğün dernek sever. Yani sen gitme, o gitsin, bırak. Ama adam tutuyor, hanımını götürmüyor hiçbir yere. Burada bir hakikaten araştırmayı da hak etmiş. Dolayısıyla şunu bile yapsan oradan tespit etmek mümkün olabilir. Sevgili kardeşim, sizin nişanınız videoya alındı mı, kameraya alındı mı? Benim böyle bir durum var, aramızda kalsın. Şunu bana bir izlet bakalım. Benim eşim kiminle gelmiş, kiminle çıkmış. Sen oradan bile bulursun. Hocam zaten geçenki programınızı izlediğimde zaten söylemiştiniz. Eşlerinizi düğün derneklere götürün, çıkıyorsanız evet, onda çıkarın, tabii, gezin, hani hep beraber yapın dediğinizi ben kendisine de ilettim. Bak dedim, hocamızı dinledim, böyle böyle dedi. Hani falan, tamam diyor, götüreceğim yerler var, götüremeyeceğim yerler var diyor. Hani tamam diyorum, götüremeyeceğin yerler, erkek arkadaşlarına buluşursun, kahveye gidersin. Hani öyle bir alışkanlığı yok ama. Ne iş yapıyor eşiniz? Mahsur yoksa? Muhasebe işinde. Ya bir adam hani mafya olur da mafyanın düğününe, nişanına seni götürmez. Efendim normal bir nişana, düğüne götürürüm der. Hani onu anlarız. Bu çok tuhaf gerçekten. Halil, ben de merak ettim bu olayı. Allah... şöyle yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmaz. Onun ele evet, ayağı yanlışı varsa dolaşacak, dolaşacak, karşınıza çıkacaktır. Dolayısıyla biraz daha sabret ama dikkatli bir takip. Böyle peşine düşmeye de çok fazla gerek yok. Ayağına gelir o senin. Hı hı. Senin bir yerde ya karşına zaten çıkar. Ama uyanık ol. Uyanık ol. Aldatma, hı hı, seni kandırma o sözlerinde vesaire üzerine git, hiç korkma. Sen haklısın. O seni götürmek evet, zorunda, seninle sana bilgi vermek zorunda, en azından gerçeği söylemek zorunda. Akşam gelince de hesabını sor. Yani ne yaptın, ne ettin, kimler vardı vesaire. Bir gün tanıdık denk gelir, her şey çözülür. İnşallah. Hocam Allah... öyle yaptığımda da bana diyor ki, hani bana güvenmiyor musun? Güvenmiyorsan neden yanımdasın diyor. Peki. Ben seni aldatmıyorum, yalan söylemiyorum, doğruyu söylüyorum. İşte arkadaşın düğününe gideceğim diyorum. Yani cevap bulamıyorum o zaman da. Bana güvenmiyorsan yanımda işin ne diyor. Tamam de. Tamam de sen. Sen yine bildiğini yap. Tamam de. Çünkü o onu hak ediyor. Allah hayırlarla karşılaştırsın. İnşallah yanlış bir şey yapmıyordur. Amin. Bir İnşallah. Soru daha sorabilir miyim hocam? Sor. Buyur kardeşim. Ufak yalanlar söylenebilir mi? Yani mesela alışveriş yaptığımda 30 lira tutuyorsa 40 lira tuttu deyip 10 lirayı hani kenara koyuyorum. Çünkü bunu, bugünün yarını da var. Ne olacağımız belli değil. Çoluk çocuğa karışacağımız zamanlar da olacak Allah'ın izniyle. Hani o yüzden bir birikim yapıyorum. Ama eşimin haberi yok. Bir de evlenmeden önce biriktirdiğim bir param var. Hani sıkıntılı bir zamanımız da yok çok şükür. Hiç yanlış yapma. Hiç yalan söyleme. 10 liraya da sonra muhtaç olursun. Bu yalan, yanlış insan hep böyle belalara sevk eder. Dobra evet, dobra. O senin eşin, sana bakmak, hakkını ödemek zorunda. Söke söke iste. Hiç öyle kendi göz boyarak yapma. Evet, eşler böyle birbirine yalan söyleye söyleye sonra birbirine güvensizlik oluyor tabii. Diğer telefonumuzu alalım. Alo. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı cumalar hocam. Buyurun. Hocam 16 yıllık evliydim. 3 tane yavrum vardı. Evet. Eşimin mesajlardan hayatına birisinin girdiğini öğrendik. Hı hı. Sürekli yalan söyledi, inkar etti. Bütün ailesiyle beni kötü yaptı. Aram bozdu bütün ailesiyle. Hı hı. Yani ailesi beni kızı gibi seviyordu. Bütün kardeşleri beni kardeş gibi seviyordu. Ama o karşıdaki bayana inkar etti. Eve geliyordu, bir yabancı gibi geliyordu. Misafirle bile insan iki sohbet ederken onunla sohbet bile edemiyorduk artık. O derecedeydik hocam. Ve bu ileriki zamanlarda eve çok geç gelmeye başladı. 3 günde bir gelmeye başladı. Bu şekilde evi tamamen terk etti aylar sonra. Evine bakmamaya başladı. 16 sene... Evliydiniz. Evet. Bu kaç evet, sene o? Anlattığınız kaç senedir oluyor? 2 yıl önce oldu hocam. 2 yıl önce oldu. Hı -hı. Evet ve hani eşim çok düzgün bir insandı. Hani asla bir başkasına bakmayacak bir insandı hocam. Dövmezdi, sövmezdi. Sadece bazı hani sorumluluğumuzu çok alamadı hani yıllardır. O da öyle yetişmişti hani ailesinden dolayı öyle yetişmişti hocam. Evet. Sonra tabii ben takip ederek işe falan girdim, evime baktım, işte sağdan soldan borç aldım 3 tane çocuğumu yani kimseye muhtaç etmemek için. İşe girdim, o borçları ödedim hocam. Sonra gördüm yani bunları gözümle de gördüm. O hala bir inkar en son lafı şey oldu. Bunun adı hovardalık dedi hani başka bir şey değil dedi. Sevgi falan yok dedi. Ama hala devam etti o şahısla. Sonra baktım olacak gibi değil hani çok sahip çıkanım olmadı onun tarafından. Sahip çıkanım olmayınca gittim. Ben şehir değiştirdim. Ailemin yanına gittim İzmir'e. Ama hocam... Bu arada herhangi bir şiddet vesaire oldu mu? Kavga, gürültü? Evet hocam oldu. Hı. Ben üstüne gittiğimde oldu. Ama yalan söylediği için gittim. Hani baştan deseydi ki bana evet böyle bir hata yaptım. Zaten asla özür falan dilemedi. Çok gururlu. Hala çok gururlu kendisi. 3 tane ben ailemin yanına gidince o hani artık istemediğini söyledi kızıma. Artık istemediğini hani çocuklar için bile olsa artık istemediğini söyledi. Ben de ayrıldık. Eşyalarımı falan alıp gittim. Ailemin yanına gittim. Evet. Annem babamın yanına sığındım. 1 yıl boyunca bir sakız parası bile göndermedi çocuklarına. Hiç. Sonra bir onun arkadaşının vesilesiyle biz bir araya geldik birkaç ay önce hocam. İstanbul'a geldik tekrardan. Evet. İlk zamanlar iyiydi ama şu an tekrar güvensizlik başladı bende. Ondan o güveni alamıyorum. Hani ona demiştim zaten. Hani sen o güveni bana vermezsen ben o senden zorla alamam demiştim hocam. Ayrı mı duruyorsunuz şimdi? Siz İzmir'de. Aynı evdeyiz. Aynı evdeyiz hocam. Ama o size güvenmiyor, siz ona güvenmiyorsunuz. Eve geliyor mu? Evet geliyor. Yani hani şöyle bir şey, ona göre sorumluluk bitiyor. Hani eve eşya aldı ve gece eve yatmak için geliyor. Ona göre onun sorumluluğu bitiyor hocam. Ona göre başka sorumluluk yok. Bitti ona göre. Ben diyorum ki anne ve annesine şey demişti. Ben 3 tane çocuk için bir araya geldim demiş. Bu o kadar tekrar bir ihanete uğramış gibi hissettim. Çok canım acıdı hocam bu lafın üzerine. Ben ona dedim ki çocuklarım da yanında ağlayarak konuşuyorum onunla. Diyorum ki ben 3 tane çocuk için gelmedim. Ben çocuklarıma bakıyordum çünkü. Ben paraya ihtiyacım olduğu için gelmedim. Ben senin için geldim dediğimde ağlıyorum hocam. Yuvayı kurtarmak için. Evet hiçbir şey demiyor. O hiçbir şey demiyor. Şimdi baştan buna benzer aileler için söyledim ben. 20 yıl sabretmişin, 15 yıl sabretmişin. Burada tabii bir aldatma, ihanet söz konusuysa bunu sindirmek kolay değil. Bu adamın bunu pişman olmuş, tövbe ettim beni affet şeklinde bir yaklaşımı varsa bu sizin için bir avantaj. Olmadı hocam. Ama olmadı. Hep lafınızı bölüyorum hocam. Kavgamızda diyor ki senin diyor ayaklarına mı kapanacağımı zannediyorsun diyor. Ya sen neden bahsediyorsun diyorum buna. Kavga sırasında mesela neyse söylemek istemiyorum şimdi hocam. İşte hem suçlu hem güçlü. Evet. Burnundan yani kıl aldırmıyor. Ki, sen bir özür bile dilemedin. Sen neden bahsediyorsun diyorum. Dilemedim ve de dilemeyeceğim diyor. Biraz önce telefona bir bayan bağlandı ya hocam. Ben buradan duyanlara sesleniyorum. Hani 2. kadının yuvasını yıkmış orada. Bunu kendisi bile kabul etmiyor. Evet. O kadının acısını biliyorum hocam. Benim gibi birçok kadın biliyor. Doğru. Bütün organlarımın cehennem ateşinde yandığını hissettim hocam aylarca. Doğru söylüyorsun. 3'te kalkıp eşim eve geldi mi diye her gece. Kaç gecelerim uykusuz geçti. Şiş gözlerle gidip çalıştım. O yangın, çocuklarımın gözyaşları, o yangının, hocam anlatılmaz, cehennem ateşiydi o yangın. Ama gittim 1 yıl ailemle kaldım. Her sabah eşimle kalktım o güne. Her gece eşimle diyordum ki biliyorum o beni seviyor. Biliyorum, hep buna inandım hocam. Biliyorum biz bir gün geri gelip birleşeceğiz. Boşanmaya gidiyordum hocam. Anneye diyordum ki biz boşanmayacağız biliyorum diyordum hocam. Ve biz bu bilmiyorum şu an boşanma davamız hala sürüyordu işte. Avukatı aradım kapatalım diye işte birleştik falan dedim hocam. Ama şu an yani hani hala kavgalarımızla bana kendimi değersiz hissediyor. Yani hiçbir açıklama yapmıyor ve ben... Peki. Ben şunu anladım. Şunu anladım. Evet. Senin derdinden sana bir yol tavsiye edeyim. Bir abin olarak, bir hocan olarak, bir kardeşin olarak. Kendini bırakma. Allah biraz akıl vermiş bize. Burada duygularına mağlup olma. Aklını kullanacaksın. Zararkar, geleceğinle ilgili planlarınla, çoluk çocuğunla ilgili, düşüncelerinle ilgili karar vereceksin. Onun için aklını bir tarafa atma, duygularına mağlup olma. Dolayısıyla burada yapacağın şeyler, bir, daha önceden akrabaları seni seviyordu, sana destek veriyorlardı. Onların desteğini, güvenini kazanacaksın. Annen, baban varsa senin yakınlarındakiler seni destekleyecekler. O adamı abluk altına alacaksınız. Aklınla, heyecanınla, mücadelenle, efendim kadınlığınla, çevikliğinle o adamı hizaya getirmeye çalışacaksın. Bu işten vazgeçirmeye çalışacaksın. Küsmek, ağlamak, kaçıp gitmek çare değilmiş. Bak döndün geldi. Ha, tamam ben bunu sindirmem, asla da böyle bir adamı kabul etmem deyip kestirip atsaydın zaten bugünleri konuşmayacaktık. Ama bugünleri konuşuyorsak sen yuva yıkılmasın istiyorsun. Aranızda bir sevgi var, aşk var, muhabbet var, olabilir. Ummadığı insan ne derler? Taş baş yarar, ummadığı taş. Böyle beklemediğim bir adamdan böyle şeyler çıkabilir. Kimsenin de garantisi yok. Bak onu söyleyeyim. Efendim bu adam dört dörtlük ya bu o melek gibi dediğin adamdan 20 sene sonra bakıyorsun öyle pis hadiseler ortaya çıkıyor ki. Bu kadın ne kadar güzel bir kadın diyorsun. 10 sene sonra bir bozuluyor, bir kötü oluyor ki. Hiç garanti yok. İnsan enteresan bir varlık. 40 sene sonra bozulabiliyor. Onun için yapmak da bizim elimizdeyse, imkan varsa mücadele edeceğiz. Mücadele. Bu mücadeleyi aklınla yap. Bütün destekleri etrafına topla. Bu adama kamu baskısı yap. Yani mahalle baskısı diyorlar ya şimdi. Anan, baban, onun annesi, babası, akrabaları bu adamı hizaya getirmek için onu çekeceksiniz. Kurtaracaksınız. O kadın kim ona musallat olmuşsa gidip onunla konuşacaksınız. Yuvamı yıkma diyeceksiniz. Ona bir yerlerden haber göndereceksin vesaire vesaire. Bu mücadeleleri yapmanı tavsiye ederim. Olmadı o zaman karar ver. Madem böyle bir dönüş yaptın, tekrar geldin. Yuvanın yıkılması kolay değil. Baştan beri söylüyorum. Boşanmış da olmuyorsun. Çoluk çocuk var. Bir şey diyemiyoruz tabii. Allah yardımcın olsun kardeşim. Akıllıca davran, mücadele et. Erkekliği sen al. O yapamıyor. Efendim sen yuvanı idare etmeye çalış bakalım. İnşallah Rabbim sana güç kuvvet versin. İnşallah kazanırsın. Diğer telefonumuz hazır. Alo. Hayırlı cumalar hocam. Size de hayırlı cumalar kardeşim. Buyurun. Şimdi ben eşimin ikinci eşiyim. Evet. Benim ilk evliliğim. İkinci eş derken şimdi korkuyoruz. Biraz önceki telefonda da ikinci eşim dedi. Hayır. Eşim ilk evliliği 7 yıl önce bitmişti. Biz evlendik. Şu anda 10 senelik de evliyiz. Hayırlı olsun. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Daha önceki evliliğimde kayınvalidem eşinden ayrılması için büyü yaptırdığını, Türkiye'de gezmediği hocanın kalmadığını, yaptırmadığı büyünün kalmadığını söyledi. Bunu kendi ağzıyla da söylüyor. Sana mı söylüyor? Bu herkese söylüyor. Sana söyledi mi? Evet, bana da söyledi. Ayağını denk al diyor, sana da yaptırırım. Kendinden biliyor. He. O anlamda mı söylüyor bilmiyorum ama bu büyüler eşimin üzerinde hala var mıdır? Bizi etkiliyor mudur? Bunu öğrenmek istiyorum. Onu sen bilirsin. Kendine... Ben nereden bileyim eşinin üzerinde etkisi var mı? Yani garip bir halini biliyor musun? Adam sapasağlam bir adam, dürüstse, bir yanlışı yoksa niye büyünün etkisi olsun? Yani sıkıntı var mı? Şu anda sıkıntılar tabii ki zaman zaman oluyor. Her evde olur o sıkıntı. O anlamda sormuyorum. Yani bir insanın büyünün etkisi ne olabilir? Bir insanın büyünün etkisi senin anlatmana göre bunun zihninde bir şey kalmıştır. Ailesini boşar, kafası yerinde değildir, yanlış şeyler yapar, büyü bunu yolundan çıkarır yuvasını yıkar, öyle düşünüyorsun. Büyünün etkisi buysa. Bu kaynananın muska yaptırmasına gerek yok, büyü yaptırmasına. Kaynanan zaten tehlikeli bir kayınvalide. Büyü o. Ya, oğlun akıllıysa, eşin, onun oğlu akıllıysa bu anayı dinlemeyecek. Nasıl dinlemeyecek? Ana olarak sevecek, sayacak ama yuvasını yıktırmaya, ana orası benim yuvam, oraya karışma diyecek. Orada erkekliğini gösterecek. Bunu yapabiliyorsa, eşinden aranız düzgünse korkma. Büyük kayınvaliden, bu kayınvalidene karşı dikkatli olun. Bu kadın tehlikeli. Maalesef. Allah zaten ona bir ne derler, bela vermiş, büyüyle, muskayla uğraşıyor. O iflah olmaz, onun sonu perişan. O çoluk çocuğuyla da rezil olur, sonu da perişan olur. Yuva yıktıysa, kendi yaptıysa, bir de seni böyle tehdit ediyorsa Allah onu ıslah etsin. Allah ona akıl versin. Yazık. Kendi oğlunun yuvasını büyücüyle, muskacıyla yıktığını söyleyen bir kadından ne hayır gelir? İsterse yaşı 70 olsun. Zavallı. Allah akıl versin ona. Ona ıslah için dua ediyoruz. Rabbim ona doğru yolu göstersin. Vicdan versin. Sizin yuvanızı da bozmasın inşallah. Korkma sen. İnsan güçlüdür. Büyücü, muskacı hiçbir şey yapamaz. İnsan güçlü. Allah'a dayan, sahaya sarıl. Çalış, gayret et. Yuvanızı kurtar. Büyücüler, muskacılar kısmeti kapatamaz, yuvayı yıkamaz. Yapanlar sadece haramla iştikal etmiş olurlar. Efendim, çalgılı, oyunlu düğünlere gitmek günah mıdır? Şimdi hacca gidince soruyorlar bunu daha çok. Hacısı, hocası yok. Karışık düğünlerde kadınlar, erkekler oturmasına, kalkmasına, oynamasına dikkat edecek. Kadınlar kendi aralarında oynayabilirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ayşe annemiz Medine'de bir nişana gitti. Hazreti Ayşe'nin de çok kırmızı renkli, kırmızıya çalar renkli bir gelinliği varmış. Bakın o zaman gelinlik vardı. Nişanlanan, düğün olan kızlar ondan ödünç alırlarmış. Çok güzelmiş Hazreti Ayşe'nin gelinliği. Onu da ödünç almışlar. Onu da aldı geldi, Resulullah Efendimiz sordu, ya Ayşe düğünde eğlendiniz mi? Eğlenmedik, yok. Oturduk, hayırlı olsun dedik, geldik. Def çalsaydınız ya, hani def çalsaydınız, Medineli kızlar def çalmayı severdi dedi. Şimdi buna müsaade ediyor Peygamberimiz, bir de teşvik ediyor. Kadınlar kendi aralarında def çalsın, eğlensinler. Kendi arasında caizdir, helaldir ama yabancı erkeklerin yanında yabancı kadınlar oynayamazlar. Dinimizde bu yok. Öyle bir düğünde ayrı ayrı olursa müsaade var dinen, aynı yerde olursa müsaade yok. Orada bulunmakta günah olur. Hayırlı olsun dersin, sen kendi evine, köyüne gidersin veya müsait bir yere gidersin. Düğünden önce nişan yapmak şart mıdır? Düğünden önce nişan, bu dinen mecbur değil ama örfe bırakılmıştır, güzel bir şeydir. Bir alışma dönemi, mehir vesaire, evle ilgili, ev kurmayla ilgili bir dönem, hazırlık dönemi, bunlar önemlidir. Peygamber Efendimizin de zamanında nişan vardı. Hazreti Hatice ile Peygamberimiz nişanlandı, sonra düğün yaptı. Hazreti Ayşe annemizle nişanlandı, sonra düğün yaptı. Yani bu ta o zamandan var ve nişanda yapılan, takılan takılar da, kadına verilen takılar da doğrudan onundur. Eğer bu mehir olarak verildi ya da nişan bozulduysa, mehri de belli olmadıysa en azından yarısı onda kalmalıdır. En azından. Ya da yok biz istemiyoruz, onlardan hiçbir şey bizde kalmasın der, kız tarafı götürür iade ederse herhangi bir sorun kalmaz. Ama vermeme hakkı var mı? Evet var. Sen benimle nişanlandın. Bir de efendim önceden de nikah kıyanlar oluyor, dini nikah vesaire. O durumda en azından yarısı kızda kalmalıdır. Tamamını almak şart durumunda değil. Ama erkek tarafı da der ki hayır, nişanda verdiklerimiz sizin olsun, biz artık istemiyoruz. Ayrıldıktan sonra olabilir. Kadına verilen, bağış yapılan, hediye edilen bir mal dinen geriye alınamaz. O vermedikçe. Sana ev verdi, araba verdi, sana 10 tane bilezik aldı, şu kadar altın aldı, onları geri ver bakalım bana. Hayır, Bunları hediye ettin sen. Kur'an diyor ki hanımlara verdiğiniz hediyeleri geri isteyemezsiniz. İsteyemezsin. Ha, borçtur, yardım içindir, zor zamanda, dar gündedir efendim, işte yardımlaşalım sana geri vereceğim o ve geri vermek şartıyla, gönül rızasıyla olursa bağışlamak şartıyla da olabilir. Söz kesiminde nasıl dua edilir diyor. Söz kesiminde, sözde ki bu nişan söz bir arada da yapılabilir. Orada her iki tarafa hayırlı olması için oranın büyüklerinden, aile büyüklerinden biri veya her iki taraftan birer kişi karşılıklı birer hitabette bulunurlar. İşte ailelerin bu mürüvvetleriyle ilgili, hısımlık, akrabalıkla ilgili bir hutbe irat edilir, bir konuşma yapılır. Ardından da yüzükle beraber bir dua yapılır. Bu Peygamberimiz zamanında da vardır, bugün de vardır. Bu sünneti devam ettirmek lazım. İlla hoca olması şart değil, aile büyükleri de bunları yapabilirler. Sözde, nişanda çok fazla kalabalığa da gerek yok. Eskiden beri böyledir, aile içinde yapılır. Ama şimdi tabii şeye de bağlı. Belki nişan topluma açık yapılabilir de düğünde o imkan olmayacaksa nişanı geliştirip büyütüp düğün yurt dışında olur, başka yerde olur vesaire. O gibi durumlarda da nişanda düğün gibi davranılabilir. Düğünde yemek vermek şart mıdır? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki evlim velev bişatin, bir koyun kesmek suretiyle de olsa düğünde yemek verin diyor. Düğünde yemek vermek sünnettir. Uzaktan yakından gelenler, tabii köylerde bunlar daha rahat. Kaşıklar gelir, tabaklar gelir, siniler gelir, efendim tepsiler gelir. Herkes bir götürürler, sonra sofralar kurulur. Güzeldi. Şehirde de işte salonlarda şurada burada yapılıyor ama hiç olmazsa hakikaten ne olur ya bir etli pilav versen o bile yeter. İşte bir koyun bile kessen diyor. Durumu olan. Durumu olmayanlara da böyle yardım yapmak lazım. Düğün yapacak iki kardeşimiz. İki tarafında durumu müsait değil. Orada bir zengin, bir hayır sahibi, akrabadan biri düğün yemeğiniz benden demelidir. Ya hani düğünde bir limonata bir ayran olmuyor. Olmuyor yani aç olan oluyor, telaştan yemek yememiş oluyor vesaire. O ziyafete, çünkü bu ziyafet unutulmaz. Yani o bir ikramdır, cömertliktir, berekettir. Orada yapılan şeyler fazlasıyla geri döner, korkmamak lazım. Canım herkes yapmıyor, biz yapmasak. Hayır, kimse yapmasa bile sen yap. İmkanın varsa sen yap. Nikah esnasında ayağa basma kurafe midir diyor. Ben bu ayağa basmayı zaten anlamıyorum. Niye ayağa basarlar? Sözü geçsin diye mi? Düğünde, nişanda, nikahta. Sadece nikahta kim önce basarsa ayağını ne oluyor? Ha, onun sözü oluyor. Peki diyelim ki gelin ayağına bastı damadın. Gelinin sözü oluyor. Damat basarsa ayağına damadın sözü mü geçecek? Diyelim ki öyle oldu. Öyle oldu. Peki daha ilk günden niye bu mücadeleye giriyoruz? Ya kavgayla başlıyoruz. Farkında mısınız? Ya, yanlış yapıyoruz. Ben de biliyorum manasını. Size boşuna soruyorum. Yani bu cevabı almak için soruyorum. Ben de yıllarca nikaha gidiyorum, nişana gidiyorum. Görmüyor muyum bastıklar? Ama onlara diyorum ki sakın ayağınıza basmayın. Kılınızı incitmeyin. Daha ilk günden ayağa basarak kavgayı başlatıyorsunuz. Otorite kavgası başlatıyorsunuz. Çok yanlış bir adet. Geçenlerde bir şey daha anlattım hatırlarsanız. Şu dondurmayla kandırmaca var ya çocuklara vesaire. Bize hoşumuza gidiyor. Gülüyoruz. Düğünde de alkışlıyoruz. Gelin ayağa bastı. Yok olmadı. Damat ayağa bastı. Olmadı. Ne ayağa basmak? Bağrına basacaksın. Ayağa basmak yok. Yanlış, yanlış, çok da yanlış. Neyi kapacaksın ya? Ben senin için fedayım, yoluna fedayım. O da ben senin için yoluna fedayım diyecek. Düğüne böyle başlanırsa bereket olur. Yoksa ben baskın çıkayım, ben otorite, sözüm geçsin. Evlenecek kızlara babalar para verirlermiş. Peki de yavrucuğum, peki de. Peki demeyi öğren ya. evet demeyi öğren. Karşı çıkmayı değil, evet demeyi öğreteceğiz. Baskın çıkmayı değil, kabullenmeyi, sevgiyi, saygıyı öğreteceğiz. Burada yanlışımız var. Bu örfü hiç sevmedim. Bizim örfümüz değil zaten. Nereden geldiyse bilmiyorum. Hiç sevmedim. İnşallah terk ederiz. Efendim, süt kardeşi olduğunu öğrendiler, ne olacak? Kızı emzirmiş. Oğlanı da emzirmiş. Sonra bunlar tutmuşlar, evlenmişler. Evlenmişler. Peygamberimize geldi birisi. Kadın geldi, dedi ki ya Resulallah, ben bu oğlanı emzirdim, evlendiği kızı da emzirdim, bunlar evlendi. Adam duyunca delirdi, geldi peygamber, ya Resulallah böyle diyor bu kadın. Şahidi var mı? İspat ediyor. Kadın böyle dedikten sonra size evlilik haram. Ayrılacaksın. Ayrılacaksın. Çok önemlidir. Bugünkü kanunlarda süt kardeşliği, evliliği yasak değildir. Türkiye kanunlarında. Oraya bir bu madde konulması lazım. Bir, süt bankacılığı diye bir şey çıkarıyorlardı. Allah'tan vazgeçtiler. Büyük bir belaydı. Hayır yapıyoruz derken milletin neslini ifsad edeceklerdi. Allah kurtardı o hatadan sağlık çalışanlarını diyelim. Onlar öyle bir şey düşünüyorlardı. Süt kardeşliği kan kardeşliği gibidir. Kız kardeşin neyse süt kız kardeşin de aynısıdır. Annen neyse süt annen aynıdır. Baban neyse süt baban aynıdır. Amcan neyse süt amcan aynıdır. Dayın neyse süt dayın, süt halan aynıdır. Süt dayı süt hala ne demek? Seni emzirenin kardeşi senin süt dayın olur erkekse. Seni emziren kadının kız kardeşi senin teyzen olur. Ya süt teyzen olur. O da senin teyzendir. O da senin amcandır. Bu bir akrabalıktır. Bu kesinse evlenme olmaz. Bazı mezhepler 5 defa emmeyi, bazıları 1 sefer emmeyi, doyasıya emmeyi şart koşmuşlar ama genel kanaat 2 yaşına kadar emmiş olmak, 2 yaşından önce emmiş olmayı şart koşarlar. 3 yaşında, 5 yaşında emmiş o süt kardeşi sayılmaz diyenler de var. Buna dikkat edeceğiz. Eskiden çok daha dikkat ediliyordu. Şimdi şehirleşme hayatında bunlar bilinmiyor ve dikkat edilmiyor maalesef. Efendim dualarımız var. Bir isim çekelim. Rabbim hayırlı evlatlar nasip etsin. Doğanlara da güzel bir ömür, bereketli bir hayat Rabbim ihsan eylesin diyorum. Efendim kız ismi herhalde bunlar, bakalım. Bir tane çekiyorum. Sıdıka. Sizin isminiz mi? Maşallah. Bak isminizi de çekmiş olduk. Sıdıka ne demek? Doğru, dürüst. Doğru, dürüst anlamına gelir. Sıddık, Ebu Bekir'e Sıddık diyoruz. Dürüst olduğu için, peygamberi çok tasdik ettiği için Ebu Bekir'e Sıddık diyoruz. Efendim, Begüm. Begüm saygıya değer, saygıya layık, saygı değer. Begüm, hayırlı olsun kız evlatlarımıza. Sıdıka ve Begüm ismi hayırlı olsun. Erkek çocuklarımız için bu hafta isim önerimizde bu isimleri koyabilirsiniz. Ben de görmeden çekiyorum. Gözüme ilişirse bırakıyorum. Efendim. Hamdullah. Hamdullah. Hamdullah da Allah'a hamd eden, çokça şükreden, Allah'ın nimeti. Elhamdülillah diyoruz ya. Hamdullah süpü Tanrı ver diye de efendim bir zat vardı. Zahit. Zahit de dünyaya değer vermeyen, esas ahirete değer veren anlamına geliyor. Yani paraya pula tapmayan, onu çok öncelemeyen anlamına gelir. Cenab-ı Hak bize de zühdü, takvayı yaşamayı nasip eylesin inşallah. Efendim, geçim sıkıntısı olan kardeşlerimiz var. Rabbim onlara kolaylıklar versin. Tabii dua etmek bir yönü, çalışmak da bir yönü. Helalinden kazanmak için çalışacak. Ama çalışıyor, çabalıyor da olmuyor. O zaman duaya kalıyor iş. Duamız da şöyle, geçim sıkıntısına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği, yaptığı dua şudur. Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi kadaike ve barik li fîmâ kuddira li hatta la uhibbe ta'cile ma akharte ve la te'khira ma accelte. Bir daha okuyayım. Ben de çok seviyorum bu duayı. Ben de sık sık yapıyorum. Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi kadaike ve barik li fîmâ kuddira li hatta la uhibbe ta'cile ma akharte ve la te'khira ma accelte. Ne kadar güzel manası var. Nefsim, malım ve dinim için Allah'ın adıyla istiyorum. Allah'ım beni senin kazana razı kıl. Benim için takdir edileni bana bereketli kıl ki senin geç vereceğinde hemen istemeyeyim. Hemen verdiğinde de geciktirmeyeyim. Sen hemen verirse geciktirmeyeyim. Sen geciktireceksen de acele etmeyeyim ya Rabbi diye dua etmiş. Buradan şu da çıkıyor sevgili kardeşlerim. Rızık kapısı, rızık sizin kapınızı çaldığı zaman onu da alın. Fırsatlar elinize geçtiği zaman o fırsatı değerlendirin. Hayırlı işlerde acele edin. Aklınızı, kafanızı kullanın. Çünkü Allah sana göndermiş o rızık eline kadar gelir. Reddetme, tepme. O nimeti tepme. Bak verdiğinde geciktirmeyeyim. Ama vermemiş şimdi. Acele etme. Gelecek, sabret, dua et. Gelecek inşallah. Sağlık versin Rabbim, afiyet versin. Allah'tan sağlık ve afiyet isteme duası da şöyledir. Peygamberimizin bize duası Müslim'in sahihinde zikir ve dua kısmında geçiyor. Allahümme inni e'uzu bike min zevali ni'metik ve tehavvuli afiyetik ve fec'eti nikmetike ve cemii suhtik. Allah'ım nimetinin elden çıkmasından, sağlığımın bozulmasından, gazabının ansızın bastırmasından ve seni kızdıran her şeyden sana sığınırım. Allah hepimize sağlık, afiyet versin. Duamızı yapalım, cuma duamızı. Cuma günü öyle bir an vardır ki o saatte yapılan dualar reddolunmaz. İnşallah Allah'ın adını anarak başlayalım. Hüvallahüllezi okuyarak başlayalım duamıza. Sonra da Mevlamızdan isteyelim. Rabbim yapacağımız tüm dualarımızı kabul eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvallahüllezi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehadeh. Hüverrahmanirrahim. Hüvallahüllezî la ilahe illahu el melikul kuddusus selamul mü'minul müheyminul azizul cebbarul mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşrikûn. Hüvallahül halikul bari'ul musavviru lehul esmâul husna. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Sadakallahul azim. Subhan rabbiyel aliyil a'lel vehhab. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim, el kerim, el rahim ellezî la ilahe illahu, el hayyel kayyume ve etûbü ileyh. Ve es'elhü't tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu huvet tevvabur rahim. Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nuşura. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ent halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetaat e'ûzu bike min şerri ma sanat ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zembi fagfirli fe innehu la yagfiru zunube illa ent Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh la ilâhe illallah Muhammedur Resulullah. Ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Sana inandık, sana güvendik, sana sığındık, ellerimizi sana açtık, katına geldik, yüzümüzü sana döndürdük, bizi kulluğuna kabul eyle Allah'ım. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlere, bütün kitaplara, indirdiğin bütün sahifelere, meleklere ve ahiret gününe iman ettik. Ya Rabbi, işlemiş olduğumuz günahlardan pişman olduk. Günahlarımızı affeyle Allah'ım. Bizi bağışla, kulluğundan ayırma. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Kötü alışkanlıklarımızı terk etmeyi nasip eyle. Şeytana, nefse uydurtma Allah'ım. Göz açıp kapayıncaya kadar da bizi nefsimizin eline bırakma ya Rab. Cehennem azabından koru. Cennetine dahil eyle. Cennette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eyle. Kabe-i Muazzama'da hacılarımızın yaptığı dualara ilhak ile duamızı müstecab eyle ya Rabbi. Mescid-i Nebevi'de Resulullah'ın huzurunda ona salatü selam eyleyen kardeşlerimizin selamıyla, salatıyla yapılan dualara ilhak ile duamızı makbul eyle Allah'ım. Hasta kardeşlerimiz var. İnim inim inleyen, hastane köşelerinde şifa bekleyen, ameliyat olacak olan, doktorun elinde, şu anda ameliyat masasında olan kardeşlerimiz var. Sen acil şifalar ihsan eyle ya Rab. Afiyetler ver ya Rabbi. Sağlık ver ya Rabbi. Derdi olan, sıkıntısı olan kardeşlerimize kolaylık ver ya Rabbi. Ölmüşlerimize, geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Şehitlerimizin ruhunu şad eyle Allah'ım. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena takabbel minna veşfi merdana verham mevtana vestecib duaena bi hurmeti yevmil cuma ve bi hurmetil Fatiha.